Evet. Şimdi bir arkadaşımız vardı, rahmetlik oldu, Ercan diye, Bağdın kasabasından. Arkadaşın babası vefat etmiş. Son çareniz abi miydi o? Ha, son çareniz abi. Arkadaşın babası vefat etmiş. Babası da birinden 100 mark borcu almış. Ercan da izine geldiğinde Almanya'da kalıyordu rahmetli kendisi. Ya demiş, oğlum babayın demiş 100 mark borcu var demiş. Eski. Şu ha, mark zamanı. Ha, mark zamanı, şu 100 mark borcunu ver, baban borçlu yatmasın demiş. Ya dayı ne diyorsun sen demiş. Sen bu yaştan sonra parayı ne yapacaksın demiş ya. Adam utanmış, parayı almaktan vazgeçmiş. Öbür kardeşine varmış. Öbür kardeşine demiş ki, oğlum Ercan vermedi, 100 mark babayın borcu var. Baban borçlu yatmasın, sen de izine gelmişsin. Şu 100 markımı verin demiş. Ben ölülerin işine karışmıyorum demiş. Oraya varınca kendin al. Bu dünyada alamadın, öbür dünyada alırsın demiş. Şimdi böyle şeyler duydukça insanın zekasına işliyor, bir daha da çıkmıyor. Bende çok şeyler var da, bazı şeyler de ne bileyim artık, zamanımız kısıtlı. Yine de hepinize de teşekkür ederim geldiğiniz için. Ayaklarınıza sağlık. Size de teşekkür ettim. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederiz. Oldu. Teşekkürler. Teşekkürler ana.